Yavaşça başımı kaldırdım. Karanlığa alışan gözlerim Maria'nın arkasını bir yastığa dayayarak bana bakmakta olduğunu fark etti. "Günaydın," dedim ve dışarı çıkarak yüzümü yıkadım. Tekrar odaya girdiğim zaman hasta kadın hep aynı vaziyetteydi. Perdeleri açtım. Gece lambasını kaldırdım. Yattığım sediri düzelttim. Hizmetçiye kapıyı açtım ve Maria'nın sütünü içmesine yardım ettim. Bütün bunları hemen hemen hiç konuşmadan yapıyordum. Her gün aynı şekilde kalkıyor, aynı işlerle meşgul oluyor, öğleye kadar sabun fabrikasına gidiyor ve öğleden sonra ona gazete veya kitap okuyarak dışarıda gördüklerimden ve duyduklarımdan bahsederek akşamı buluyordum. Bunun böyle olması lazım değil miydi? Bilmiyordum. Her şey kendiliğinden bu yolu almıştı ve ben sadece tabi oluyordum. İçimde hiçbir arzu yoktu. Ne geçmişi ne geleceği düşünmüyor, ancak yaşamakta olduğum anları biliyordum. Ruhum rüzgarsız ve kırışıksız bir deniz gibi sakindi. Tıraş olup üstümü giyindikten sonra gitmek için Maria'dan izin istedim. "Nereye gideceksin?" dedi. Hayret ettim. "Bilmiyor musun?" dedim. "Fabrikaya." "Bugün gitmesen olmaz mı?" "Olur, fakat neden?" "Bilmem. Bütün gün hep yanımda kalmanı istiyorum." Bunu bir hastalık kaprisi saydım, fakat cevap vermedim. Hizmetçinin yatağın kenarına bıraktığı sabah gazetelerini karıştırmaya başladım. Maria'nın halinde tuhaf bir telaş, adeta bir rahatsızlık vardı. Gazeteleri bir kenara bırakarak yanına gidip oturdum ve elimi alnına koydum. "Bugün nasılsın?" "İyiyim, çok iyiyim." Hiçbir hareket yapmadığı halde elimi yüzünden çekmemi istemediğini anladım. Parmaklarım onun yanaklarına, alnına yapıştığını hissediyordum. Sanki bütün iradesi cildinde toplanmıştı. Mümkün olduğu kadar lakayt görünmeye çalışan bir sesle "Demek çok iyisin," dedim. "Peki bu akşam neden hiç uyumadın?" Bir an şaşırdı. Boynundan yanaklarına doğru bir kırmızılık yayıldı. Bu sualime cevap vermemek için çırpındığı anlaşılıyordu. Birdenbire gözlerini kapadı, büyük bir dermansızlık hissediyormuş gibi başı arkaya dayandı. Duyulur duyulmaz bir sesle, "Ah, Raif," dedi. "Ne var?" Biraz kendini topladı, çabuk çabuk nefes alarak. "Hiç. Bugün yanımdan ayrılmanı istemiyorum. Neden biliyor musun? Dün akşam anlattığın şeylerin, sen gider gitmez kafama hücum edeceklerini, beni bir dakika bile rahat bırakmayacaklarını zannediyorum." "Bilsem anlatmazdım," dedim. Başını sallayarak cevap verdi. "Hayır, öyle demek istemiyorum. Kendim için söylemiyorum. Artık sana güvenemeyeceğim. Seni yalnız bırakmaktan korkuyorum. Evet, bu akşam hemen hemen hiç uyumadım. Hep seni düşündüm. Benden ayrıldıktan sonra neler yaptığını, hastanenin etrafında nasıl dolaştığını, bütün tafsilatıyla, hatta senin anlatmadığın kısımlarla birlikte gördüm. Bunun için artık seni yalnız bırakamam. Korkuyorum. Yalnız bugün için değil. Artık seni hiç yanımdan ayırmayacağım." Alnında küçük küçük ter taneleri belirmişti. Bunları yavaşça sildim. Bu sırada avcumun içinde sıcak bir yaşlık hissettim. Hayretle yüzüne baktım. Gülümsüyordu. Uzun zamandan beri ilk defa apaçık, tertemiz gülümsüyordu. Fakat gözlerinin kenarından yanaklarına doğru yaşlar sızmaktaydı. Başını iki elimle birden yakaladım ve kolumun üzerine yatırdım. Şimdi daha çok, daha rahat gülüyordu. Fakat gözyaşları aynı nispette çoğalmıştı. En ufak bir ses çıkarmıyor, göğsü herhangi bir hıçkırıkla sarsılmıyordu. Dünyada bu kadar rahat, bu kadar sükun içinde ağlanabileceğini tasavvur edemezdim. Beyaz yatak örtüsünün üzerinde birer küçük beyaz kuş gibi duran ellerini tuttum ve onlarla oynamaya başladım. Parmaklarını kıvırıyor, tekrar açıyor ve elini yumruk yaparak avcumun içinde sıkıyordum.
elinin iç tarafında bir yaprağın damarları gibi ince çizgiler vardı. Başını yavaşça yastığa bıraktım. "Yorulacaksın," dedim. Gözleri parladı. "Hayır, hayır," diyerek koluma sarıldı. Sonra kendi kendine söyleniyormuş gibi, "Şimdi aramızda noksan olan şeyin ne olduğunu biliyorum," dedi. "Bu eksik sana değil, bana ait. Ben de inanmak noksanmış. Beni bu kadar çok sevdiğine bir türlü inanamadığım için sana aşık olmadığımı zannediyormuş. Şimdi anlıyorum. Demek ki insanlar benden inanmak kabiliyetini almışlar. Ama şimdi inanıyorum. Sen beni inandırdın. Seni seviyorum. Deli gibi değil, gayet aklı başında olarak seviyorum. Seni istiyorum. İçimde müthiş bir arzu var. Bir iyi olsam. Ne zaman iyi olacağım acaba?" Cevap vermedim. Yüzümü gözlerinin kenarına sürerek yaşlarını kuruladım. Bundan sonra o iyi olup ayağa kalkıncaya kadar hiç yanından ayrılmadım. Yiyecek ve meyve almak yahut pansiyona uğrayıp çamaşır değiştirmek için onu 1-2 saat yalnız bırakmaya mecbur olunca zaman bana korkunç derecede uzun görünüyordu. Onu kolundan tutup bir kanepeye oturturken veya sırtına ince bir hırka bırakırken hayatımı bir başka insana vakfetmiş olmanın nihayetsiz saadetini duyuyordum. Pencerenin önünde karşı karşıya oturup saatlerce dışarıyı seyreder, hiçbir şey konuşmaz, yalnız ara sıra birbirimize bakıp gülerdik. Onun hastalığı ve beni saadetim çocuklaştırmıştı. Birkaç hafta sonra biraz daha kuvvetlendi. Güzel havalarda beraber sokağa çıkıp yarım saat kadar dolaşmaya başladık. Dışarı çıkmadan evvel onu itinayla hazırlıyor, eğildiği zaman öksürüp tuttuğu için çoraplarını bile giydiriyordum. Sonra kürk mantosunu sırtına geçiriyor, merdivenlerden ağır ağır indiriyordum. Ve evden 150 metre kadar ötedeki bir kanepede biraz dinleniyorduk. Oradan Tiergarten'deki gölcüklerden birinin kenarına gider, yosunlu suları ve kuğuları seyrederdik. Ve bir gün her şey bitti. O kadar basit, o kadar kati bir şekilde bitti ki ilk anda işin azametini anlamak benim için mümkün olmadı. Yalnız biraz şaşırdım, bir hayli üzüldüm. Fakat bu hadisenin hayatım üzerinde bu kadar büyük, bu kadar değişmez bir tesiri olacağını asla düşünmedim. Son günlerde pansiyona gitmekten çekiniyordum. Odamın parasını peşin olarak vermiş olmama rağmen oraya hiç uğramayışım, ev sahiplerinin bana karşı biraz soğuk davranmalarına sebep oluyordu. Bir gün Frau Heppner, "Başka bir yere taşındıysanız haber verin de polise bildireyim. Sonra bizi mesul ederler," dedi. Ben işi şakayla geçiştirmek istedim. "Sizi bırakmama imkan var mı?" diyerek odama girdim. İçinde bir seneden fazla bir zamandır yaşadığım bu oda, birçoğunu Türkiye'den getirdiğim eşyalarım, şurada burada atılmış duran kitaplar bana tamamen yabancı görünüyorlardı. Bavullarımı açarak kendime lazım olan bazı şeyleri aldım. Bir gazeteye sardım. Bu sırada hizmetçi kız içeri girerek, "Sizin bir telgrafınız var, 3 günden beri bekliyor," dedi ve katlanmış bir kağıt uzattı. Evvela hiçbir şey anlamadım. Hizmetçinin elindeki telgrafı bir türlü alamıyordum. Hayır, bu kağıdın benimle bir alakası olamazdı. Onun içindekini öğrenmemek suretiyle etrafımda dolaşan bu felaketi uzaklaştırabileceğimi ümit ediyordum. Hizmetçi beni hayretle süzdü. Bir hareket yapmadığımı görünce telgrafı masanın üzerine bırakarak gitti. Yerimden fırladım. Bu sefer ne olacaksa bir an evvel olsun diye süratle telgrafı açtım. Eniştemdendi. "Baban öldü. Yol parasını telledim. Derhal gel," diyordu. Hepsi bu kadardı. 4-5 basit, manası gayet açık kelime. Buna rağmen uzun müddet elimdeki kağıda baktım. Her kelimeyi teker teker ve birkaç defa okudum. Sonra kalktım. Biraz evvel hazırladığım paketi kolumun altına sıkıştırdım, dışarı çıktım. Ne olmuştu? Etrafımda hiçbir şeyin değişmediğini görüyordum. Her şey biraz evvel gelirken olduğu gibiydi. Ne bende, ne beni saran eşyada bir başkalık vardı.
Maria herhalde pencerede beni bekliyordu. Buna rağmen artık yarım saat evvelki ben değildim. Binlerce kilometre uzakta bir insan yaşamaz oluvermişti. Bu vaka günlerce, belki de haftalarca evvel olduğu halde ne ben ne Maria herhangi bir şey sezmemiştik. Günlerin birbirinden farkı yoktu. Fakat birdenbire avuç içi kadar kağıt her şeyi alt üst ediyor, beni bu dünyadan alıp oraya götürüyor, benim buraya değil telgrafın geldiği uzak yerlere ait olduğumu hatırlatıyordu. Burada birkaç aydan beri beni saran hayatı sahici zannetmek, bunun devamına ümit bağlamak suretiyle ne kadar yanıldığımı gayet iyi anlıyordum. Bir taraftan da bu hakikati hala kabul etmemek için çırpınıyordum. Bunun böyle olmaması lazımdı. Herhangi bir yerde doğmuş ve herhangi bir adamın oğlu bulunmuş olmak bu kadar mühim değildi. Asıl mühim olan iki insanın birbirini bulması, bu derece güç olan şu dünyada bu nadir saadete ermekti. Öte tarafı hep teferruattı. Bunların kendiliğinden düzelmesi asıl büyük noktaya, birbirimizi bulmuş olmak hakikatine uyması lazımdı. Fakat böyle olmayacağını da gayet iyi biliyordum. Hayatımızın bir takım ehemmiyetsiz teferruatın oyuncağı olduğunu, çünkü asıl hayatın teferruattan ibaret bulunduğunu görüyordum. Bizim mantığımızla hayatın mantığı asla birbirine uymuyordu. Bir kadın trenin penceresinden dışarı bakabilir, bu sırada gözüne bir kömür parçası kaçar. O ehemmiyet vermeden bunu ovuşturur ve bu mini mini hadise dünyanın en güzel gözlerinden birini kör edebilirdi. Yahut bir kiremit hafif bir rüzgarla yerinden oynayarak devrin gıpta ettiği bir kafayı parçalayabilirdi. Göz mü mühim, kömür parçası mı, kiremit mi mühim, kafa mı diye düşünmek nasıl aklımıza gelmiyorsa ve bütün bunları nasıl hiç mütalaa yürütmeden kabule mecbursak, hayatın daha başka türlü birçok cilvelerine de aynı tevekkülle katlanmaya mecburduk. Acaba hakikaten böyle miydi? Dünyada önüne geçilemeyecek hadiseler vardı ve biz bunların sebep ve mantıklarını anlayamıyorduk. Bu doğruydu. Fakat bazı mantıksızlıklar ve yolsuzluklar vardı ki, güya tabiattan örnek alınarak yapıldığı halde yapılmaması pek mümkündü. Mesela beni Havran'a bağlayan şeyler neydi? 3-5 zeytinlik, birkaç sabunhane, kendilerini tanımaya asla merak etmediğim birkaç akraba. Halbuki buraya bütün hayatımla, bütün yaşayan taraflarımla bağlıydım. Şu halde neden burada kalamıyordum? Gayet basit. Havran'da işler yüzüstü kalır, eniştelerim bana para göndermezler ve ben burada hiçbir şey yapmaya muktedir olmadan çırpınırdım. Ayrıca birçok şeyler daha vardı. Pasaportlar, sefarethaneler, ikamet tezkereleri. Bunların insan hayatları için ne derece lüzumlu olduğunu anlamaya imkan yoktu. Ama muhakkak ki benim hayatıma istikamet verecek kadar mühimdiler. Maria Puder'e meseleyi anlattığım zaman bir müddet sustu. Yüzünde garip bir tebessüm vardı. Ben dememiş miydim der gibi önüne bakıyordu. Ruhumdan bütün geçenleri ortaya dökersem gülünç olacağımı sanıyor, müthiş bir gayretle iktidalimi muhafaza etmeye çalışıyordum. Yalnız birkaç kere, ne yapayım, ne yapayım dedim. Ne mi yapacaksınız? Tabii ki gideceksiniz. Bir müddet için ben de giderim. Nasıl olsa daha uzun zaman çalışamayacağım. Prag'da annemin yanında kalırım. Orada kır hayatı saatim için herhalde iyidir. Baharı orada geçiririm. Beni bir tarafa bırakarak kendine ait projelerden bahsetmesi biraz tuhafıma gitti. Ara sıra kaçamak bakışlarla beni süzüyordu. Ne zaman gideceksin? Dedi. Bilmem. Yol parasını alınca hareket etmeli. Belki ben daha evvel giderim. Ya. Hayret edişim onu güldürdü. Hep çocuksun Raif, dedi. Önüne geçmek mümkün olmayan işlerde telaş ve heyecan göstermek çocukluktur. Hem daha vaktimiz var. Birçok şeyleri düşünür, kararlaştırırız.
ufak tefek işlerimi yoluna koymak, pansiyonla alakamı kesmek için tekrar dışarı çıktım. Akşam üzeri Maria'yı hemen seyahate hazır bir şekilde görünce adam akıllı şaşırdım. "Boş yere vakit ziyan etmeye ne lüzum var?" dedi. "Bir an evvel giderim ve seni yol hazırlıklarını tamamlamakta serbest bırakırım. Sonra ne bileyim, senden evvel Berlin'den ayrılmaya karar verdim işte. Sebebini kendim de bilmiyorum." "Nasıl istersen." Başka bir şey konuşmadık. Düşünüp kararlaştırmaya niyet ettiğimiz şeylere küçük bir kelimeyle bile dokunmadık. Ertesi gün akşam treniyle gitti. Öğleden sonra hiç dışarı çıkmadık. Pencerenin önünde karşı karşıya oturup dışarıyı seyrettik. Defterlerimize birbirimizin adreslerini kaydettik. Mektuplarının beni bulabilmesi için her mektubumda üzerinde kendi adresim yazılı bir zarf gönderecektim. Çünkü ne onun Arap harflerini yazmasına ne de bizim Havran'daki posta memurlarının Latin harflerini okumasına imkan vardı. Bir saat kadar havadan sudan, bu sene kışın uzun sürdüğünden, Şubat sonlarına geldiğimiz halde hala ortalıktan kar kalkmadığından bahsettik. Bir an evvel vaktin geçmesini istediği belliydi. Halbuki ben ne kadar saçma olursa olsun yan yana bulunduğumuz zamanın durup kalmasını, asla bitmemesini temenni ediyordum. Buna rağmen konuştuğumuz şeyler insanı şaşırtacak kadar lüzumsuzdu. Ara sıra birbirimize bakıp şaşkın şaşkın gülümsüyorduk. İstasyona gitmek saati gelince adeta derin birer nefes aldık. Bundan sonra zaman korkunç derecede çabuk geçti. Eşyalarını yerleştirince kompartımanda kalmayarak benimle beraber perona inmekte ısrar etti. Aynı manasız gülümsemelerle dolu olan 20 dakika bana bir saniye kadar kısa göründü. Zihnimden bin bir türlü şey geçiyordu. Fakat bunları bu kadar dar bir vakte sıkıştırmaktansa hiç söylememeyi tercih ediyordum. Halbuki dünden beri pek çok şeyler söylemek mümkündü. Niçin bu kadar dümdüz ayrılıyorduk? Maria Puder son birkaç dakika zarfında biraz sükunetini kaybetmişe benziyordu. Bunu tespit edince memnun oldum. Onun hiç sarsılmadan gittiğini görmek beni herhalde pek üzecekti. Mütemadiyen elimi tutup bırakıyor. "Ne manasız şey, ne diye gidiyorsun sanki?" diye söyleniyordu. "Asıl sen gidiyorsun, ben daha buradayım," dedim. Bu sözümü fark etmemiş göründü, kolumdan tuttu. "Raif, şimdi ben gidiyorum," dedi. "Evet, biliyorum." Trenin hareket saati gelmişti. Bir memur vagon kapısını örtüyordu. Maria Puder merdiven basamağına atladı. Sonra bana eğilerek yavaş bir sesle fakat tane tane, "Şimdi ben gidiyorum. Fakat ne zaman çağırırsan gelirim," dedi. Evvela ne demek istediğini anlamadım. O da bir an durdu ve ilave etti. "Nereye çağırırsan gelirim." Bu sefer anlamıştım. Ellerine sarılmak, öpmek için atıldım. Maria içeri girmiş. Tren sessiz sedasız hareket etmişti. Bir müddet onun bulunduğu pencerenin yanında koştum. Sonra yavaşladım, elimi sallayarak. "Çağıracağım, muhakkak çağıracağım," diye bağırdım. Gülerek başını salladı. Yüzü ve bakışları bana inandığını gösteriyordu. İçimde yarı kalmış bir konuşmanın üzüntüsü vardı. Niçin dünden beri bu noktaya temas etmemiştik? Niçin bavul yerleştirmekten, yolculuğun zevklerinden, bu senenin kışından bahsetmiş fakat asıl kendimize ait olan şeylere hatta yaklaşmamıştık? Ama belki bu daha iyiydi. Uzun uzun konuşacak ne vardı? Hep aynı neticeye varacak değil miydi? Maria en iyi şekli bulmuştu. Muhakkak bir teklif veya bir kabul. Kısa, münakaşasız ve hesapsız. Bundan daha güzel bir ayrılık olamazdı. Ona niçin söylemediğime yanarak kafamda sakladığım bir sürü güzel laflar bunun yanında pek aciz ve renksizdi. Şimdi onun niçin benden evvel seyahate çıktığını da anlar gibi oluyordum. Ben gittikten sonra Berlin ona ilk günlerde herhalde pek sıkıcı gelecekti.
Ben bile yol hazırlıkları, pasaport, bilet, vize işleri peşinde koşmaktan göz açamadığım halde onunla beraber dolaştığımız sokaklardan geçerken tuhaf oluyordum. Halbuki ortada artık üzülecek bir şey de yoktu. Türkiye'ye dönüp işlerimi biraz yoluna koyar koymaz onu çağıracaktım. İşte bu kadar. Hayal kurmadaki büyük maharetim bu sefer de hemen kendini göstermişti. Havran civarında yaptıracağım güzel köşkün yerini ve onu alıp gezdireceğim tepeleri ve ormanları gözlerimin önünde görüyordum. 4 gün sonra Polonya ve Romanya üzerinden Türkiye'ye döndüm. Bu yolculuğun, hatta bunu takip eden birçok senelerin yazılacak bir hususiyetleri yok. Beni Türkiye'ye çeviren hadise üzerinde ancak Köstence'de vapura bindikten sonra düşünmeye başladım. Demek babam ölmüştü. Bunu hakikatte bu kadar geç idrak ettiğimden dolayı büyük bir utanma duydum. Gerçi babamı gerçek bir muhabbetle sevmem için de ortada bir sebep yoktu. Onunla aramızda daima bir yabancılık mevcut kalmıştı ve birisi bana "Senin baban iyi bir adam mıydı?" diye sorsa verecek cevap bulamazdım. Çünkü iyiliği ve fenalığı hakkında bir fikir sahibi olacak kadar onu tanımıyordum. Babam benim için insan olarak hemen hemen hiç mevcut değildi. Yalnız baba dedikleri mücerret bir mefhumun insan şeklinde görünüşüydü. Akşamları kaşlarını çatarak sessiz sedasız eve giren ve ne bizi ne annemizi hitaba layık görmeyen, saçsız başlı, değirmi ve kır sakallı adamla havuzlu kahvede göğsünü bağrına açıp gülerek ayran içtiğini ve küfür savurarak tavla oynadığını gördüğüm kimse bence birbirinden tamamıyla ayrıydı. Bu ikincisinin babam olmasını ne kadar isterdim. Halbuki o halinde bile beni görünce derhal yüzü ciddileşir. "Ne dolaşıyorsun buralarda?" diye bağırırdı. "Hadi kahve ocağına var. Bir şerbet iç de mahalleye dön. Orada oyna." Büyüdüğüm, askere gidip geldiğim zaman bile bana karşı muamelesi değişmemişti. Hatta nedense ben akıllandığımı zannettikçe onun nazarında daha küçülüyor gibiydim. Bu sefer benim ikide bir de ileri sürdüğüm şahsi fikirlerime ve mütalalarıma biraz da istifafla bakıyordu. Son zamanlarda her arzuma muvafakat edişi, münakaşa etmeye tenezzül etmeyecek kadar bana ehemmiyet vermediğinin bir alametiydi. Bütün bunlara rağmen kafamda onun hatırasını kirletecek bir şey yoktu. Onun boşluğunu değil, fakat yokluğunu hissedecektim. Havran'a yaklaştıkça içime daha çok hüzün çöküyordu. Evimizi ve bütün kasabayı onsuz tasavvur etmek bana güç geliyordu. Bunları uzun uzun anlatmaya lüzum yok. Hatta bugünleri takip eden 10 seneden hiç bahsetmemeyi tercih ederdim. Fakat bazı hususların anlaşılması için hiç olmazsa birkaç sayfanın hayatımın en manasız devresi olan bu günlere tahsis edilmesi lazım. Havran'da hiç de hoş karşılanmadım. Eniştelerim benimle alay eder gibi, ablalarım tamamen yabancı, anam eskisinden daha zavallıydı. Evimiz kapatılmış, anam büyük eniştemin yanına göçmüştü. Bana öyle bir teklifte bulunmadığı için eski emektarlardan bir kadınla beraber kocaman evde yalnız başıma yaşamaya başladım. Babamın işlerini elime almak istediğim zaman ölümünden evvel mirası bölüştürdüğünü haber aldım. Bana düşen malların ne olduğunu eniştelerimden bir türlü doğru dürüst öğrenemedim. İki sabunhanenin hiç lafı geçmiyordu. Bunların bir müddet evvel babam tarafından hem de eniştelerimden birine satılmış olduğu anlaşıldı. Bunların bedeli, hatta genellikle babamda pek bol olduğu rivayet edilen nakit paralar ve altınlar ortada yoktu. Annem hiçbir şeyin farkında değildi. Sorduğum zaman, "Ne bileyim evladım, herhalde rahmetli gömdüğü yeri haber vermeden gitti. Eniştelerin son günlerde hiç başından ayrılmadılar. Öleceği aklına gelir miydi? Gömünün yerini diyivermedi besbelli. Ne yapmalı şimdi? Bir bakıcıya gitsek bari. Onlara her şey malum," diyordu.
Hakikaten annem bundan sonra Havran civarında ziyaret etmedik bakıcı bırakmadı. Onların tavsiyeleriyle zeytinliklerde kazılmadık ağaç dibi, evde eşilmedik duvar kenarı kalmadı. Elinde avucunda kalan 5-10 parça altını bu uğurda harcadı. Ablalarım da bakıcılara beraber gidiyorlar fakat masrafa pek yanaşmıyorlardı. Bilhassa eniştelerim bir türlü sonu gelmeyen gömü araştırmalarına için için güldüklerinin farkındaydı. Mahsul zamanı geçtiği için zeytinliklerden bir şey almama imkan yoktu. Bunların bir kısmının gelecek senelerdeki mahsulünü satarak birkaç kuruş temin ettim. Maksadım bu yazı şöyle böyle atlatmak, önümüzdeki sonbaharda zeytin mevsimi başlar başlamaz bütün gayretimi sarf ederek vaziyetimi düzeltmek ve derhal Maria Puder'i getirtmekti. Türkiye'ye geldikten sonra onunla sık sık mektuplaştık. Bir sürü saçma işlerle uğraştığım bu çamurlu ilkbahar ve boğucu yaz günlerinde bana bir parça ferahlık veren onun mektupları ve ona mektup yazacağım saatlerdi. Ben geldikten bir ay kadar sonra annesiyle beraber Berlin'e dönmüştü. Mektuplarımı Potsdam Meydanı Postanesi'ne yolluyordu. Oradan kendisi gidip alıyordu. Yaz ortasında bir kere garip bir şeyler yazmıştı. Bana verilecek çok güzel bir haberi olduğunu, fakat bunu ancak geldiği zaman ve bizzat söyleyeceğini bildiriyordu. Sonbaharda kendisini çağıracağımı ümit ettiğimi yazmıştım. Bundan sonra birçok mektuplarımda tekrar tekrar sorduğum halde bu iyi haberin ne olduğunu yazmadı. Hep bekle, geldiğim zaman öğrenirsin diyordu. Evet, bekledim. Hem yalnız sonbahara kadar değil, tam 10 sene bekledim. Ve bu güzel haberi tam 10 sene sonra öğrendim. Daha dün akşam öğrendim. Fakat şimdi bunu bırakalım ve her şeyi sırasıyla anlatalım. Bütün yaz ayağımda çizmeler, altımda bir at, dağda bayırda zeytinlikleri dolaştım. Babamın nedense en çorak, en yolsuz, en güdük yerleri bana bırakmış olduğunu hayretle görüyordum. Buna mukabil ovada, sulak ve kasabaya yakın yerlerde bulunan ve her bir ağacı yarım çuvaldan fazla mahsul veren zeytinlikler ablalarıma, yani eniştelerime bırakılmıştı. Gezip dolaştığım yerlerdeki ağaçların çoğunun senelerden beri budanıp temizlenmedikleri için yabanileşmeye başladıklarını, babamın zamanında kimsenin zahmet edip de bu dağ başlarından mahsul kaldırmaya gelmediğini anladım. Babamın hastalığından, annemin zavallılığından ve ablalarımın korkaklığından istifade edilerek yokluğumda bir hayli dolaplar dönmüşe benziyordu. Fakat ben yorulmadan çalışmak suretiyle her şeyi düzelteceğimi ümit ediyor, Maria'dan gelen her mektuptan yeni cesaret ve şevk alıyordum. Teşrin evvel başlarında tam zeytin işlerinin kızışmaya başladığı ve benim onu çağırmayı düşündüğüm sıralardan birinde mektupların arkası kesildi. Evi tamir ettirmiş, bütün Havranlıların, tabii en başta akrabalarımın hakarete kadar varan istifafları ve hayretleri arasında İstanbul'a sipariş ettiğim birçok ev eşyası meyanında bir de banyo getirtmiş ve eski gusülhaneye fayans döşeterek oraya koydurmuştum. Bunun sebebini henüz hiç kimseye ifşa etmediğim için herkes bu hareketimi züppeliye, üstün körü Frank mukallitliğine, ukalalığa hamlediyordu. Hele benim gibi daha işlerini şöyle bir nizama sokmamış bir adamın borç almak veya mahsul satmak suretiyle eline geçirdiği birkaç kuruşu aynalı dolapla banyoya verişi doğrudan doğruya delilikti. Ben bu ithamlara için için gülüyordum. Onların beni anlamalarına imkan yoktu. İzahat vermeye de asla mecbur değildim. Fakat 15-20 gün geçtiği halde Maria'nın bana cevap yazmaması beni fena halde telaşa düşürdü. Şüphelenmeye, vesveselenmeye hazır olan zihnim binbir türlü ihtimallerle beni kıvrandırmaya başladı. Üst üste yazdığım mektuplara da cevap alamayınca büsbütün yeise düştüm. Zaten son mektuplarının arası gitgide açılmıştı ve sayfalar gitgide daha az ve daha güçlükle doluyor gibiydi. Bütün mektuplarını önüme dökerek teker teker okudum.
Son aylarda yazılanlarda biraz şaşkınlık, saklanmak isteyen bir şeyler ve her zamanki açık Maria'ya pek yakışmayan kaçamaklı, gizli kapaklı ifadeler vardı. Hatta bir an evvel çağırmamı istiyor, yoksa çağırmamdan korkuyor ve sözünden dönmek mecburiyetinde kalacağı için üzülüyor mu diye tereddüte düştüğümde olmuştu. Artık her satırdan, her yarım kalmış ifadeden, her şakadan bir takım manalar çıkarıyor ve deliye dönüyordum. Bütün yazdıklarım boşa gitti ve bütün korkularım doğru çıktı. Bir daha Maria Puder'den haber alamadım ve ismini duyamadım. Yalnız dün. Fakat daha buraya gelmedik. Bir ay sonra son göndermiş olduğum mektuplar postaneden alınmadığı için gönderene iade kaydıyla geri geldi. O zaman her şeyden ümidimi kestim. Birkaç gün içinde ne kadar değiştiğimi düşününce bugün bile şaşıyorum. Bana hareket etmek, görmek, duymak, hissetmek, düşünmek, hülasa yaşamak kabiliyetini veren bir şey içimden çekilip alınmış gibi posa haline geldiğimi fark ettim. Bu sefer yılbaşı gecesini takip eden günler gibi de değildim. O zaman asla bu kadar ümitsiz olmamıştım. Ona yakın olmak şuuru, gidip kendisiyle konuşmak, onu ikna etmek düşüncesi beni hiçbir zaman terk etmemişti. Fakat şimdi tamamen acizdim. Aradaki bu muazzam mesafe elimi kolumu bağlıyordu. Evde kapanıyor, odadan odaya dolaşıyor, onun mektuplarını ve benim geri gelen mektuplarımı tekrar tekrar okuyor, o zamana kadar gözümden kaçan noktalar üzerinde duruyor ve acı acı gülüyordu. İşlerime, hatta alel umum kendime karşı alakam birdenbire azalmış, yok denecek bir hale gelmişti. Zeytinlerini silkmek, toplamak, fabrikaya götürüp yağ çıkartmak işlerini şunun bunun elinde bıraktım. Bazen çizmelerimi çekip kırlara çıksam bile hiç insan yüzü görmeyeceğim taraflarda dolaşmayı tercih ediyor. Gece yarısı eve gelip mindere uzanıyor ve birkaç saat uykudan sonra ertesi sabah neden hala yaşıyorum diye acı bir hisle uyanıyordum. Maria Puder'le tanışmadan evvelki boş, gayesiz, maksatsız günler eskisinden çok daha ıstırap verici bir halde yeniden başlamıştı. Arada bir fark vardı. Hayatın bundan ibaret olduğunu zannettiren bilgisizliğimin yerini şimdi dünyada başka türlü de yaşanabileceğini bir kere öğrenmiş olmanın azabı tutuyordu. Etrafımın artık hiç farkında değildim. Hiçbir şeyden zevk almama imkan olmadığını hissediyordum. Bir müddet, kısa bir müddet o kadın beni her zamanki aciz, miskin halimden kurtarmış, bana erkek, daha doğrusu insan olduğumu, benim de içimde yaşamaya müstahit taraflar bulunduğunu, dünyanın zannedildiği kadar manasız olmayabileceğini öğretmişti. Fakat ben onunla aramdaki rabıtayı kaybeder etmez, onun tesirinden kurtulur kurtulmaz tekrar eski halime dönmüştüm. Ona ne kadar muhtaç olduğumu şimdi anlıyordum. Ben hayatta yalnız başına yürüyebilecek bir insan değildim. Daima onun gibi bir desteğe muhtaçtım. Bunlardan mahrum olarak yaşamam mümkün olamazdı. Buna rağmen yaşadım. Ama işte netice meydanda. Eğer buna yaşamak demek caizse yaşadım. Bir daha Maria'dan haber alamadım. Berlin'deki pansiyon sahibesi verdiği cevapta Frau van Tiedemann'ın artık onların yanında oturmadığını, bu sebepten dolayı istediğim malumatı veremeyeceğini bildiriyordu. Başka kimden sorabilirdim? Annesiyle beraber Prag'dan döndükleri zaman yeni bir eve çıktıklarını yazmıştı. Fakat adresini bilmiyordum. Almanya'da kaldığım 2 seneye yakın zaman zarfında ne kadar az insanla tanışmış olduğumu düşününce hayret ettim. Berlin'den başka bir yere gitmemiştim. Şehri aşağı yukarı çıkmaz sokaklarına kadar biliyordum. Gezmediğim müze, resim galerisi, nebatat ve hayvanat bahçesi, orman ve göl bırakmamıştım. Buna rağmen bu şehirde yaşayan milyonlarca insandan ancak birkaç tanesiyle konuşmuş, yalnız bir tanesini tanımıştım. Belki bu da kafiydi. Bir insana bir insan herhalde yeterdi.
fakat o da olmayınca. Her şeyin bir hayal, aldatıcı bir rüya, tam bir vehim olduğu meydana çıkınca ne yapılabilirdi? Bu sefer inanmak ve ümit etmek kabiliyetini ben kaybetmiştim. İçimde insanlara karşı öyle bir itimatsızlık, öyle bir acılık peyda olmuştu ki bundan zaman zaman kendimde korkuyordum. Kim olursa olsun, temasa geldiğim herkesi düşman, hiç değilse muzur bir mahluk telakki ediyordum. Seneler geçtikçe bu his kuvvetini kaybedeceğine şiddetlendi. İnsanlara karşı duyduğum şüphe kin derecesine çıktı. Bana yaklaşmak isteyenlerden kaçtım. Kendime en yakın bulduğum veya bulacağımı zannettiğim insanlardan en çok korkuyordum. O bile böyle yaptıktan sonra diyordum. Ne yapmıştı? Bu malum değildi. Ve asıl bunun için muhayyilem en fena ihtimaller üzerinde duruyor ve en ağır hükümleri veriyordu. Öyle ya, bir ayrılık anında basit bir heyecanın sevkiyle verilmiş bir sözü tutmamak için en kolay çare münasebeti hiç münakaşasız kesivermekti. Postaneden mektuplar alınmaz, cevap verilmez, var zannedilen şeyler bir anda yok oluverirdi. Kim bilir hangi yeni macera, hangi yakın ve daha makul saadet şimdi ona kollarını açmış bulunuyordu. Bunu bırakıp saf bir çocuğa biraz da gönlünü almak için söylenmiş bir söze bağlanarak meçhul bir hayata, nereye varacağı malum olmayan bir maceraya atılmak, onun daima iyi işleyen kafasının kabul edeceği bir iş değildi. Fakat niçin bunları bu kadar ince düşündüğüm halde bir türlü kendimi hadiselere uyduramıyordum? Niçin hayatta önüme çıkan her yeni yola adım atmaktan bu kadar çekiniyor, her yaklaşan insanı bana fenalık etmeye geliyormuş gibi endişeyle karşılıyordum? Bazen kendimi bir müddet için unuttuğum, bir insanda kendime yakın taraflar bulduğum oluyordu. Fakat kafama çıkmaz bir şekilde yerleşmiş olan o korkunç hüküm derhal kendini gösteriyor. Unutma, unutma, unutma ki o sana daha yakındı. Buna rağmen böyle yaptı diye beni hakikate davet ediyordu. Herhangi bir kimsenin bana bir adıma kadar yaklaştığını görüp ümitlere düşsem hemen kendimi topluyor. Hayır, hayır, o bana daha çok yaklaşmıştı. Aramızda artık mesafe bile kalmamıştı. Fakat işte sonu diyordum. İnanmamak, inanamamak, bunun ne kadar korkunç olduğunu her gün, her an hissediyordum. Bu histen kurtulmak için yaptığım bütün hamleler boşa çıktı. Evlendim. Daha o gün karımın bana herkesten daha uzak olduğunu anladım. Çocuklarım oldu. Onları sevdim. Fakat hayatta kaybetmiş olduğum şeyi bana asla veremeyeceklerini bile bile. İşlerim bana hiçbir zaman alaka vermedi. Bir makine gibi ne yaptığımı bilmeden çalıştım. Bile bile aldatıldım ve bundan bir nevi de zevk duydum. Eniştelerim tarafından aptal yerine kondum ve aldırış etmedim. Borçlarımın faizi ve evlenme masrafları elimde avucumda kalan birkaç parça malı aldı götürdü. Zeytinlikler para etmiyordu. Parası olanlar envali metruk eden yok pahasına mal almaya alışmışlardı. Senede 7-8 liralık mahsul verebilecek olan bir ağaç kökü yarım liraya müşteri bulamıyordu. Eniştelerim sırf beni müşkül vaziyetimden kurtarmak ve ailenin servetinin dağılmasına meydan vermemek için borçlarımı ödediler ve zeytinliklerimi aldılar. 14 odalı harap evden ve birkaç parça eşyamızdan başka bir şeyim kalmamıştı. Karımın babası henüz sağdı ve Balıkesir'de memurdu. Onun delaletiyle vilayet merkezinde bir şirkette memur oldum. Senelerce kaldım. Aile yükü arttıkça benim hayatla alakam azalıyor, artması icap eden gayretim büsbütün yok oluyordu. Kaynatam öldü ve baldızımla kayınlarım başıma kaldı. Aldığım 40 lirayla hepsini geçindirmeme imkan yoktu.
karımın uzak bir akrabası beni Ankara'ya, şimdi çalıştığım bankaya aldırdı. Lisan bildiğim için pısırıklığıma rağmen çabuk terakki edeceğimi umuyordu. Hiç de beklediği gibi olmadı. Nerede bulunduysam etrafımdakiler için varlığımla yokluğum müsaviydi. Her yerden birçok fırsatlar çıkıyor, birçok insanlar ruhumda fazlasıyla bulunduğunu bildiğim sevgiyi sarf etmek, tekrar yaşamaya başlamak için bana kısa ümitler veriyordu. Fakat bir türlü kendimi o şüpheden kurtaramıyordum. Dünyada bir tek insana inanmıştım. O kadar çok inanmıştım ki bunda aldanmış olmak bende artık inanmak kudreti bırakmamıştı. Ona kızgın değildim. Ona kızmama, darılmama, onun aleyhinde düşünmeme imkan olmadığını hissediyordum. Ama bir kere kırılmıştım. Hayatta en güvendiğim insana karşı duyduğum bu kırgınlık adeta bütün insanlara dağılmıştı. Çünkü o benim için bütün insanlığın timsaliydi. Sonra aradan seneler geçtiği halde nasıl hala ona bağlı olduğumu gördükçe ruhumda daha büyük bir infial duyuyordum. O beni çoktan unutmuş olacaktı. Kim bilir şimdi kimlerle yaşıyor, kimlerle dolaşıyordu. Akşam üzerleri evde çocukların gürültüsünü, mutfakta bulaşık yıkayan karımın terlik seslerini, tabak şıkırtılarını ve baldızımla kayınlarımın ağız kavgalarını dinlerken gözlerimi kapar, Maria'nın bu anda nerede bulunduğunu tasavvur ederdim. Belki gene kafa dengi bir insanla beraber nebatat bahçesinin kızıl yapraklı ağaçlarını veya loş bir sergide batmakta olan güneşin camlardan vuran ışığı altında usta fırçaların ölmez eserlerini seyrediyordu. Bir akşam eve dönerken mahallenin bakkalına uğramış öteberi almıştım. Tam kapıdan çıkacağım sırada karşı evin bir odasında kirayla oturan Bekir'in radyosu Weber'in Oberon Operası Üvertürünü çalmaya başladı. Az daha elimdeki paketleri yere düşürecektim. Maria ile beraber gittiğimiz birkaç operadan biri de buydu ve onun Weber'e hususi bir muhabbeti olduğunu biliyordum. Yolda hep onun Üvertürünü ıslıkla çalardı. Kendisinden daha dün ayrılmış gibi taze bir hasret duydum. Kaybedilen en kıymetli eşyanın, servetin, her türlü dünya saadetinin acısı zamanla unutuluyor. Yalnız kaçırılan fırsatlar asla akıldan çıkmıyor ve her hatırlayışta insanın içini sızlatıyor. Bunun sebebi herhalde bu böyle olmayabilirdi düşüncesi. Yoksa insan mukadder telakki ettiği şeyleri kabule her zaman hazır. Karımdan, çocuklarımdan, alelumun ev halkından fazla bir alaka gördüğüm yoktu. Fakat bunu beklemeye hakkım olmadığını da biliyordum. Berlin'de o garip yılbaşı gününde ilk defa olarak duyduğum lüzumsuzluk hissi bende tamamen yerleşmişti. Benim bu insanlara ne lüzumum vardı? 5-10 kuruş ekmek parası için bana tahammül edilebilir miydi? İnsanlar birbirinin maddi yardımlarına ve paralarına değil, sevgilerine ve alakalarına muhtaçtılar. Bu olmadıktan sonra aile sahibi olmanın hakiki ismi bir takım yabancılar beslemekti. Bunun bir an evvel sona ermesini ve onların bana hiçbir suretle muhtaç olmayacakları anı özlüyordum. Yavaş yavaş bütün hayatım henüz pek uzak olan bu günü hasretle beklemek şeklini aldı. Adeta gününün yetmesini bekleyen bir mahpus gibiydim. Günlerin ancak beni bu akibete yaklaştırmak bakımından birer kıymeti vardı. Bir nebat gibi, şikayetsiz, şuursuz, iradesiz yaşayıp gidiyordum. Yavaş yavaş hislerim kütleşmişti. Hiçbir şeyden müteessir olmuyor, hiçbir şeye sevinmiyordum. İnsanlara kızmama imkan yoktu. Çünkü insanların en kıymetlisi, en iyisi, en sevgilisi bana en büyük kötülüğü etmişti. Diğerlerinden başka bir şey beklenebilir miydi? İnsanları sevmeme ve onlara tekrar yaklaşmama da imkan yoktu. Çünkü en inandığım, en güvendiğim insanda aldanmıştım. Başkalarına emniyet edebilir miydim?
Böylece herhalde seneler geçecek, beklediğim gün gelecek ve her şey sona erecekti. Başka hiçbir şey istemiyordum. Hayat bana kötü bir oyun oynamıştı. Pekala, işte ne kendime ne başkalarına kabahat bulmuyor, hadiseler olduğu gibi kabul ediyor ve sessizce katlanıyordum. Ama bunun sürüp gitmesine lüzum yoktu. Sıkılıyordum. Sadece sıkılıyordum. Başka bir şikayetim yoktu. Günün birinde, yani dün, cumartesi günü, öğle üzere eve gelmiş ve soyunmuştum. Karım öteberi lazım olduğunu söyledi. Yarın dükkanlar kapalıdır. Çarşıya kadar bir daha yoruluver dedi. Canım istemeye istemeye giyindim. Hale kadar yürüdüm. Ortalık oldukça sıcaktı. Sokaklarda maksatsız dolaşanlar ve tozlu havada bir parça akşam serinliği arayanlar çoktu. Ben de alışverişi bitirdikten sonra paketleri koltuğuma sıkıştırarak heykele doğru yürüdüm. Eve her zamanki eğri büğrü sokaklardan değil, biraz dolaşarak da olsa asfalt yoldan dönmek istiyordum. Dükkanlardan birinin önünde sallanan kocaman saat 6'yı gösteriyordu. Birdenbire kolumdan yakalandığımı hissettim. Bir kadın sesi kulağımın dibinde adeta bağırırcasına "Herr Raif!" diyordu. Bu Almanca hitaptan fena halde şaşırdım. Neredeyse korkumdan silkinip kaçacaktım. Kadın beni sımsıkı yakalamış. "Hayır, yanılmıyorum. Siz sahiden Herr Raif'siniz. Aman, insan bu kadar değişir," diye bağırıyor ve sokaktan geçenler bize bakıyordu. Başımı yavaşça kaldırdım. Daha yüzünü görmeden muazzam vücudundan kim olduğunu anlamıştım. Sesi de hiç değişmemişti. "Frau van Tiedemann, sizi Ankara'da görmek kimin aklına gelirdi?" dedim. "Hayır, Frau van Tiedemann değil. Sadece Frau Döpke. Bir koca uğruna bir van feda ettim. Fakat pek zararlı değilim." "Tebrik ederim. Demek..." "Evet, evet, tahmin ettiğiniz gibi. Siz döndükten pek az sonra biz de pansiyondan ayrıldık. Tabii beraberce. Prag'a gittik." Prag der demez içim cız etti. Deminden beri aklıma getirmek istemediğim şeyi bu sefer zapt etmeme imkan kalmamıştı. Fakat ne diye soracaktım. Benim Maria ile olan münasebetimden onun haberi yoktu. Sualime ne mana verecekti? Nereden tanıdığımı sormayacak mıydı? Sonra söyleyeceği şeyler, bunları hiç öğrenmemek daha iyi olmaz mıydı? Aradan bu kadar seneler, tam 10 sene, hatta biraz da fazla geçtikten sonra öğrenmenin ne faydası vardı? Hala sokak ortasında durduğumuzu fark ettim ve "Gelin, bir yerde oturalım. Birbirimize soracak şeyler vardır. Sizi Ankara'da gördüğüme hala hayret ediyorum," dedim. "Evet, bir yerde otursak ne iyi olurdu. Fakat bizim tren vakti geliyor. Bir saatten az kalmış, kaçırmayalım. Ankara'da olduğunuzu bilseydim muhakkak arardım. Dün gece geldik, bu akşam da gidiyoruz." Kadının yanında 8-9 yaşlarında sarı benizli, sessiz bir kız çocuğu bulunduğunu ancak şimdi görüyordum. Güldüm. "Kızınız mı?" dedim. "Hayır," dedi. "Akrabam. Oğlum hukuk tahsilini bitiriyor." "Gene kendisine kitap tavsiye ediyor musunuz?" Bir müddet hatırlayamadı. Sonra gülerek, "Evet, hakkınız var. Fakat artık benim tavsiyelerimi dinlemiyor. O zaman daha pek küçüktü. 12 yaşında filan. Aman ya Rabbi, seneler ne çabuk geçiyor." "Evet. Fakat siz hiç değişmemişsiniz." "Siz de." Biraz evvel daha samimi olduğunu hatırladım ve sesimi çıkarmadım. Aşağıya doğru yürüyordum. Maria Puder hakkında soracağım şeylere nasıl başlayacağımı bir türlü bilmiyor, hep lüzumsuz, beni alakadar etmeyen mevzularda dolaşıyordum. "Ankara'ya niçin geldiğinizi hala söylemediniz?"
Ah evet, bakın asıl bunu anlatayım. Biz Ankara'ya gelmedik. Ankara'dan geçiyoruz. Geçerken uğradık. Bir limonatacı da 5 dakika oturmaya razı oldu ve hikayesine orada devam etti. Kocam şimdi Bağdat'ta. Biliyorsunuz ya, o müstemleke tüccarıdır. Ama Bağdat Alman müstemlekesi değil galiba. Biliyorum canım, fakat kocamın sıcak memleket mahsulleri üzerinde ihtisası var. Bağdat'ta hurma üzerine iş yapıyor. Kamerun'da da hurma ticareti mi yapıyordu? Kadın pek münasebetsizsin der gibi yüzüme baktı. Bilmiyorum, kendisine mektup yazın ve sorun. Kadınları ticaret işlerine karıştırmıyor. Şimdi nereye gidiyorsunuz? Berlin'e. Hem memleketi ziyaret hem de yanında oturan soluk benizli çocuğu gösterdi. Hem de bu çocuk için. Biraz zayıf diye kışı bizim yanımızda geçirdi. Şimdi tekrar alıp götürüyorum. Demek sık sık Berlin'e gidip geliyorsunuz. Senede iki defa. Her döpgenin işleri iyi gidiyor galiba. Güldü ve kırıttı. Hala soramıyordum. Artık kendim de farkına varmıştım ki bu tereddüt nasıl soracağımı bilmemekten değil, öğreneceklerimden korkmaktan geliyordu. Fakat benim için her şey müsavi değil miydi? İçimde hiçbir canlı his yoktu. Neden korkuyordum? Maria da kendisine göre bir başka her döpge bulmuş olabilirdi. Belki de hala bekardı ve erkekten erkeğe koşarak inanacak adam arıyordu. Herhalde benim çehremin hatlarını bile unutmuş olacaktı. Düşündüğüm zaman ben de onun çehresini hatırlayamadım ve 10 seneden beri ilk defa olarak ne benim onda ne de onun bende resmimiz bulunmadığını fark ettim. Hayret içinde kaldım. Nasıl olmuştu ayrılırken bunu düşünmemiştik? Hadi diyelim ki pek çabuk buluşacağımızı tahmin etmiş ve hafızalarımızın kuvvetine güvenmiştik. Fakat bunu ancak şimdi fark etmeme ne demeliydi? Onun çehresini gözlerimin önüne getirmek lüzumunu hissetmemiş miydim? İlk aylarda yüzünün bütün hatlarını hafızamda sakladığımı ve her an hiç güçlük çekmeden hayalimde yaşattığımı hatırlıyordum. Sonra her şeyin bittiğini anlayınca bu çehreyi görmekten ve tasavvur etmekten büyük bir dikkatle kaçmıştım. Buna dayanamayacağımı biliyordum. Onun, kürk mantolu Madonna'nın yüzü, muhayyilemde bile olsa bana bütün sükunumu kaybettirecek kadar kuvvetli ve tesirliydi. Ancak şimdi bütün eski günleri ve hatıraları hiçbir heyecan duyamayacağımdan emin olarak bir kere daha yad etmek isteyince onun çehresini aramış fakat bulamamıştım. Ve bende bir resmi bile yoktu. Ne lüzumu var? Frau Döpke saatine baktı ve kalktı. Beraber istasyona doğru yürüdük. Kadın Ankara'dan ve Türkiye'den pek memnundu. Ecnebilere bu kadar hürmet edilen bir memleket görmedim, diyordu. İsviçre bile refahını ecnebi seyyahlara borçlu olduğu halde böyle değildir. Halk her yabancıya adeta zorla evine girmiş biri gibi bakar. Halbuki Türkiye'de herkes bir ecnebiye bir kolaylık yapmak için sanki fırsat bekliyor. Sonra Ankara pek hoşuma gidiyor. Yaşlı kadın boyuna konuşuyordu. Küçük kız 5-10 adım ileriden gidiyor, eliyle yolun kenarındaki ağaçlara dokunuyordu. İstasyona bir hayli yaklaştıktan sonra son bir kararla fakat mümkün olduğu kadar lakayt görünmeye çalışarak söze başladım. Berlin'de akrabanız çok mudur? Hayır, pek çok değil. Ben asıl Praglıyım, Çek Almanlarından. İlk kocam da Hollandalıydı. Neden sordunuz? Ben oradayken sizin akrabanız olduğunu söyleyen bir kadın görmüştüm de. Nerede? Berlin'de. Bir resim sergisinde tesadüf etmiştim. Galiba ressamdı. Kadın birdenbire alakalandı. Peki... sonra dedi. Ben tereddüt ederek sonra bilmem mi
Bir kere mi ne konuşmuştuk? Güzel bir tablosu vardı o vesileyle. İsmini hatırlıyor musunuz? Galiba Puder olacaktı. Öyle ya, Maria Puder. Tablonun altında imzası vardı. Katalogda da yazıyordu. Kadın cevap vermiyordu. Tekrar kendimi topladım. Tanıyor musunuz? Dedim. Evet, akrabam olduğunu size ne diye söyledi? Bilmem, galiba ben oturduğum pansiyondan bahsetmiştim de o da benim orada bir akrabam vardır demişti. Yahut da başka türlü, şimdi hatırlayamıyorum tabii. 10 sene bu. Evet, az zaman değil. Annesi bana kızının bir zamanlar bir Türk'le ahbap olduğunu ve bütün gün ondan bahsettiğini söylemişti de acaba siz miydiniz diye merak ettim. Fakat garip değil mi? Kadın kızının hayran olduğu bu Türk'ü bir kere bile görmemiş. O sene Prag'a gitmişti. Türk talebenin Berlin'den ayrılmış olduğunu orada kızından öğrenmiş. İstasyona gelmiştik. Kadın trene doğru yürüdü. Ben sözü değiştirirsek bir daha aynı mevzuya dönemeyeceğimden ve asıl istediklerimi öğrenemeyeceğimden korkuyordum. Onun için sözüne devam etmesini büyük bir alakayla bekleyerek gözlerinin içine baktım. Kadın eşyasını vagona yerleştirmiş olan otel garsonunu savdıktan sonra bana döndü. ''Neden soruyorsunuz?'' dedi. ''Maria'yı pek az tanıdığınızı söylüyordunuz.'' Evet, fakat üzerimde çok kuvvetli bir tesir bırakmış olacak. Tablosu çok hoşuma gitmişti. Ah, iyi bir ressamdı. İçimde birdenbire beliren, fakat mahiyetini anlayamadığım bir endişeyle sordum. Ressamdı mı dediniz? Şimdi değil mi? Kadın etrafına bakınarak küçük kızı aradı. Onun vagona girip oturmuş olduğunu görünce başını bana doğru eğerek ''Tabii değil'' dedi. ''Çünkü artık yaşamıyor.'' ''Nasıl?'' Bu kelimenin ağzımdan bir ıslık gibi çıktığını duydum. Etrafımızdakiler dönüp baktılar ve kompartımandaki çocuk başını pencereden uzatarak hayretle beni süzdü. Kadının gözleri dikkatle üzerimde dolaşıyordu. ''Niçin bu kadar şaşırdınız?'' dedi. ''Neden sarardınız? Pek az tanıdığınızı söylemiştiniz.'' ''Ne de olsa'' dedim. ''Hiç tahmin edilmeyen bir ölüm.'' ''Evet, ama yeni bir şey değil. Belki 10 sene oluyor.'' 10 sene mi? İmkanı yok.'' Kadın beni tekrar süzdükten sonra biraz kenara çekti. Görüyorum ki Maria Puder'in ölümü sizi alakadar ediyor. Kısaca anlatayım bari, dedi. Siz Türkiye'ye dönmek için pansiyondan ayrıldıktan 2 hafta kadar sonra biz de her döpgeyle beraber kalktık, Prag civarında bir çiftlik sahibi olan akrabalarımıza gittik. Orada bu Maria Puder'le annesine tesadüf ettik. Annesiyle aram pek iyi değildi fakat orada bunun üzerinde durmadık. Maria pek zayıf ve halsizdi. Berlin'de ağır bir hastalık geçirdiğini söylüyordu. Bir müddet sonra tekrar Berlin'e döndüler. Kız oldukça kendini toplamıştı. Biz de kalktık. Kocamın asıl memleketi olan Doğu Prusya'ya gittik. Kışın Berlin'e geldiğimiz zaman Maria Puder'in teşrine evvel başlarında öldüğünü duyduk. Tabii dalgınlığı falan unuttum ve hemen annesini aradım. Pek perişandı. Adeta 60 yaşında gibi olmuştu. Halbuki o sırada ancak 45-46 yaşlarındaydı. Bize anlattığına göre Prag'dan ayrıldıktan sonra Maria kendisinde bazı değişiklikler hissetmiş. Doktora gitmiş, gebe olduğunu anlamış. Evvela bundan pek memnun olmuş. Fakat annesinin bütün ısrarlarına rağmen çocuğun kimden olduğunu söylememiş.
hep sonra öğreneceksin dermiş ve yakında yapacağı bir seyahatten bahsedermiş. Gebeliğin sonlarına doğru saati bozulmaya başlamış. Doktorlar doğumu tehlikeli bulmuşlar. Bir hayli ilerlemiş olan vaziyete rağmen müdahale etmek istemişler. Maria çocuğa dokunulmasına asla razı olmamış. Sonra birdenbire fenalaşıvermiş ve hastaneye yatmış. Galiba albümün çokmuş. Evvelce geçirdiği hastalık da vücudunu sarmış. Doğumdan evvel birkaç kere tamamıyla kendini kaybetmiş. Doktorlar müdahale ederek çocuğu almışlar ve yaşatmışlar. Buna rağmen Maria'ya nöbetler gelmekte devam etmiş ve bir hafta sonra koma halinde ölmüş. Hiçbir şey söyleyememiş. Öleceğini asla tahmin etmiyormuş. Kendini bildiği en son dakikalarda bile annesine öğrendiğin zaman hayret edeceksin. Fakat sonra sen de memnun olacaksın gibi anlaşılmaz şeyler söyler. Bir türlü adamın ismini vermezmiş. Annesi Prag'a gitmeden evvel kızının kendisine sık sık bir Türk'ten bahsettiğini hatırlıyor. Fakat ne yüzünü görmüş ne ismini biliyor. Çocuk 4 yaşına kadar hastanelerde ve bakım evlerinde kaldı. Sonra büyük annesi yanına aldı. Biraz zayıf ve durgun bir kız fakat pek sevimlidir. Siz öyle bulmuyor musunuz? Olduğum yere düşüverecekmişim gibi bir dermansızlık hissettim. Başım dönüyordu. Buna rağmen dimdik ayakta duruyor ve gülüyordum. Bu kız mı? Dedim ve başımla vagonun penceresini gösterdim. Evet, şirin değil mi? O kadar iyi huylu ve sessizdir ki. Kim bilir büyük annesinin ne kadar göreceği gelmiştir. Kadın bunları söylerken hep yüzüme bakıyordu. Gözlerinde adeta düşmanca diyebileceğim bir parıltı vardı. Tren kalkmak üzereydi. Vagona atladı. Biraz sonra her ikisi yan yana pencerede göründüler. Çocuk lakayt bir tebessümle istasyonu ve ara sıra beni seyrediyordu. İhtiyar ve şişman kadın beni bir türlü gözlerinin çemberinden bırakmıyordu. Tren hareket etti. Onlara elim salladım. Frau Döpke'nin haince güldüğünü fark ettim. Çocuk içeri çekilmişti. Bütün bunlar dün akşam oldu. Bu satırları yazdığım sırada aradan 24 saatten biraz fazla bir zaman geçmiş bulunuyor. Dün gece bir saniye bile uyuyamadım. Yatakta arka üstü yatarak hep trendeki çocuğu düşündüm. Vagonun sarsıntılarıyla kımıldayan başını görür gibi oluyordum. Bol saçlı bir çocuk. Ne gözlerinin, ne saçlarının rengini, hatta ne de ismini biliyordum. Ona hiç dikkat etmemiştim. Yanı başımda, bir adım ötemde durduğu halde bir kere merakla yüzüne bakmamıştım. Ayrılırken elini bile sıkmamıştım. Hiçbir şey, aman yarabbi, kendi kızıma dair hiçbir şey bilmiyordum. Kadın muhakkak ki birçok şeyler sezmişti. Niçin bana o kadar hain bakmıştı? Herhalde bir şeyler tahmin etmişti. Ve kızı alıp gitti. Şimdi yoldalar. Tekerlekler bir aydan bir aya atlarken kızımın uyuyan başı hafifçe sarsılıyor. Mütemadiyen onları düşünüyordum. Fakat nihayet daha fazla dayanamadım ve kafamdan uzak tutmak istediğim hayal yavaşça sessiz sedasız gözlerimin önüne dikildi. Maria Pudel. Benim kürk mantolu Madonna. Dudaklarının kenarındaki ince kıvrıntı ve siyah gözlerinin derin bakışlarıyla karşımda duruyordu. Yüzünde hiç dargınlık, sitem yoktu. Belki biraz hayret, fakat daha ziyade
alaka ve şefkatle bana bakıyordu. Halbuki ben de onun bakışlarını karşılayacak cesaret yoktu. 10 sene, tam 10 sene zavallı ruhumun bütün kırgınlığıyla bir ölüye kızmış, bir ölüyü suçlu tutmuştum. Onun hatırasına bundan daha büyük bir hakaret yapılabilir miydi? Hayatımın temeli, gayesi, sebebi olan kimseden 10 sene hiç tereddüt etmeden, haksızlık edebileceğimi hiç düşünmeden şüphelenmiştim. Onun hakkında en akla gelmeyecek şeyleri tasavvur etmiş ve bir an olsun durup da belki de böyle yapmasının ve beni terk etmesinin bir sebebi vardır dememiştim. Halbuki sebeplerin en büyüğü, en mukavemet edilmezi ölüm varmış. Utancımdan deli olacaktım. Bir ölüye karşı duyulan hazin ve faydasız nedametle kıvranıyordum. Ömrümün sonuna kadar diz çökerek onun hatırasına karşı işlediğim cinayetin kefaretini vermeye çalışsam, bunda gene muvaffak olamayacağımı, insanların en günahsızına, kabahatlerin en ağırını, seven bir kalbi yüzüstü bırakmak ihanetini yüklemenin asla affedilmeyeceğini seziyordum. Daha birkaç saat evvel bende bir fotoğrafı bulunmadığı için yüzünü hatırlayamadığımı zannetmiştim. Halbuki bu anda onu hayattayken gördüğümden çok daha canlı, teferruatlı olarak görüyordum. Aynen tablodaki gibi biraz mahzun, biraz istinalıydı. Yüzü daha solgun, gözleri daha siyahtı. Alt dudağı bana doğru uzanıyor, ağzı "ah Raif" demeye hazırlanıyordu. Her zamankinden daha çok yaşıyordu. Demek 10 sene evvel ölmüştü. Ben onu beklerken, evimi ona kabule hazırlarken ölmüştü. Hiç kimseye bir şey söylemeden, beni imkansızlıklar içinde kıvrandırmamak, beni sıkıntıya sokmamak için bütün sırrını beraber olarak ölmüştü. 10 seneden beri ona karşı duyduğum hiddetin, etrafıma karşı kendimi aşılmaz bir duvar içine alışımın hakiki sebebini şimdi anlıyordum. 10 sene, hiç azalmayan bir aşkla onu sevmekte devam etmiştim. İçime ondan başka hiç kimsenin girmesine müsaade etmemiştim. Fakat şimdi onu her zamankinden ziyade seviyordum. Karşımdaki hayale kollarımı uzatıyor, ellerini tekrar avuçlarıma alıp ısıtmak istiyordum. Onunla beraber geçen hayatımız, o 4-5 aylık zaman bütün teferruatıyla gözlerimin önündeydi. Her noktayı, aramızda konuşulan her kelimeyi hatırlıyordum. Sergide resmini görmekten başlayarak, Atlantik'te şarkısını dinleyişimi, yanıma sokulmasını, nebatat bahçesi gezintilerini, odasında karşı karşıya oturuşlarımızı, hastalığını, birer kere daha yaşıyordum. Bir hayatı baştan aşağı dolduracak kadar zengin olan hatıralar, böyle kısa bir zamana sıkıştırıldıkları için hakikattekinden daha canlı, daha tesirliydiler. Bunlar bana 10 seneden beri bir an bile yaşayamamış olduğumu, bütün hareketlerimin, düşüncelerimin, hislerimin benden uzak bir yabancıya aitmiş kadar benden uzak olduğunu gösteriyordu. Asıl ben 35 seneye yaklaşan ömrümde ancak 3-4 ay kadar yaşamış, sonra benimle alakası olmayan manasız bir hüviyetin derinliklerine gömülüp kalmıştım. Dün akşam yatakta Maria ile karşı karşıyayken anladım ki benimle münasebeti olmayan bu vücudu, bu kafayı taşımak bundan sonra bana daha güç gelecektir. Bunları bir yabancıyı besler gibi doyuracağım. Oradan oraya sürükleyeceğim ve daima merhamet ve istifafla seyredeceğim. Gene dün akşam anladım ki hayatımdan o kadın çıktıktan sonra her şey hakikiliğini kaybetmiş. Ben onunla beraber belki de daha evvel ölmüşüm. Ev halkı bugün erkenden hep beraber gezmeye gittiler. Ben keyifsizliğimi bahane ederek evde kaldım. Sabahtan beri bunları yazıyorum. Ortalık kararmaya başladı. Hala gelmediler.
fakat birazdan gülüşüp bağırışarak sökün ederler. Benim bunlarla münasebetim nedir? Aradaki bütün bağlar, ruhlar beraber olmadıktan sonra ne ifade ederler? Senelerden beri hiç kimseye bir tek kelime söylemedim. Halbuki konuşmaya ne kadar muhtacım. Her şeyi içinde boğmaya mecbur olmak, diri diri mezara kapanmaktan başka nedir? Ah Mali, niçin seninle bir pencere kenarında oturup konuşamıyoruz? Niçin rüzgarlı sonbahar akşamlarında sessizce yan yana yürüyerek ruhlarımızın konuştuğunu dinleyemiyoruz? Niçin yanımda değilsin? 10 seneden beri belki boşuna yiyerek herkesten kaçmışım. İnsanlara inanmamakta haksızlık etmişim. Aramış olsaydım belki senin gibi birini bulabilirdim. Her şeyi o zaman öğrenmiş olsaydım belki zamanla alışır seni başkalarında bulmaya gayret ederdim. Ama bundan sonra her şey bitti. Asıl büyük ve affedilmez haksızlığı sana karşı yaptıktan sonra hiçbir şeyi düzeltmek istemiyorum. Senin hakkında verdiğim yanlış bir hükme dayanarak bütün insanları suçlu tuttum. Onlardan kaçtım. Bugün hakikati anlıyorum. Fakat nefsimi ebedi bir yalnızlığa mahkum etmeye mecburum. Hayat ancak bir kere oynanan bir kumardır. Ben onu kaybettim. İkinci defa oynayamam. Artık benim için eskisinden beter bir hayat başlayacak. Gene makine gibi akşam üzerleri alışveriş edeceğim. Kim ve ne olduklarını merak etmediğim insanlarla görüşüp onların sözlerini dinleyeceğim. Hayatımın başka türlü olmasına imkan var mıydı? Zannetmem. Tesadüf seni önüme çıkarmasaydı gene aynı şekilde, fakat her şeyden habersiz yaşayıp gidecektim. Sen bana dünyada başka türlü bir hayatında mevcut olduğunu, benim bir de ruhum bulunduğunu öğrettin. Bunu sonuna kadar götüremediysen kabahat senin değil. Bana hakikaten yaşamak imkanını verdiğin birkaç ay için sana teşekkür ederim. Böyle birkaç ay, birkaç ömür kıymetinde değil midir? Vücudunun bir parçası olarak geride bıraktığın çocuk. Bizim kızımız, yeryüzünde bir babası bulunduğundan habersiz, uzak yerlerde dolaşıp duracak. Yollarımız bir kere karşılaştı. Fakat ona dair hiçbir şey bilmiyorum. Ne ismini, ne bulunduğu yeri. Buna rağmen hayalimde onu daima takip edeceğim. Kafamda ona bir hayat seyri icat edip yanında yürüyeceğim. Onun nasıl büyüdüğünü, nasıl mektebe gittiğini, nasıl güldüğünü ve nasıl düşündüğünü tasavvur ederek bundan sonraki senelerimin yalnızlığını doldurmaya çalışacağım. Dışarıda gürültüler oluyor. Herhalde bizimkiler döndüler. Hep yazmak istiyorum. Ama ne lüzumu var? Bu kadar yazdım da ne oldu? Bizim kıza yarın başka bir defter almalı. Bunu kaldırıp saklamalı. Her şeyi, her şeyi, bilhassa ruhumu hiç bulunmayacak yerlere saklamalı. Raif Efendi'nin defteri burada bitiyordu. Diğer sayfalarda hiçbir not, hiçbir kayıt yoktu. Sanki büyük bir korkuyla sakladığı ruhunu bir kereye mahsus olmak üzere dışarıya, bu defterin yapraklarını aksettirmiş, ondan sonra gene içine kapanıp senelerce susmuştu. Sabah oluyordu. Verdiğim sözü yerine getirmek için defteri cebime koyarak hastanın evine gittim. Kapı açıldığı zaman karşılaştığım telaş, içeriden gelen ağlamalar bana her şeyi anlattı. Bir an kararsızca durup bekledim. Raif Efendi'yi son bir defa görmeden gitmek istemiyordum.
Fakat buna tahammül edemeyeceğimi, bütün bir gece hayatının en canlı taraflarını seyrettiğim, hatta birlikte yaşadığım bu insanın birdenbire manasız bir yığın haline geldiğini göremeyeceğimi hissettim. Yavaşça sokağa çıktım. Raif Efendi'nin ölümü bana o kadar tesir etmemişti. İçimde onu kaybetmiş gibi değil, asıl şimdi bulmuş gibi bir his vardı. Dün akşam bana, seninle şöyle bir oturup konuşamadık demişti. Ben artık böyle düşünmüyordum. Dün akşam onunla uzun uzun konuşmuştum. O bu dünyadan ayrılırken benim hayatıma başka hiçbir insana nasip olmayacak kadar canlı bir şekilde giriyordu. Bundan sonra onu daima yanımda bulacaktım. Şirkette Raif Efendi'nin boş masasına oturdum ve siyah kaplı defterini önüme koyarak bir kere daha okumaya başladım. İkinci Teşrin 1940 Şubat 1941